dinlediğiniz için de teşekkür ediyoruz. Rab, senin sözüne bakmak istiyoruz. Sen bize ne anlatmak istiyorsun? Bugün hepimize bir şeyler öğret diye dua ediyorum. Hepimiz senin sözünü daha iyi anlayalım ve sana bu şekilde daha fazla yaklaşalım. İsa Mesih adıyla amin. Merhaba herkese. Ne zaman gibi seviniyoruz burada olmaktan. Ve bir iki soruyla başlayacağım. Sen birisine doğum günü pastası alsaydın ve senin hediyen çöpe atsaydı veya kediye verseydi ne düşünürdün? Yok ya. Veya birisine okul için çok lazım olan bir kitap alırsın. O kitabı gardırobun içine koysa ve hiç okumazsa ne dersin? Ya da sevdiği birisine bir yemek çiçek aldığın zaman o çiçekleri buzdolabında saklasaydın ne düşünürdün? Yani böyle bir durumda belki ya keşke almasaydın, vermeseydin dersin. Üzülürsün değil mi? Hediyemin anlamı kalmadı. Doğru bir şekilde kullanmayı bilmiyor düşünebiliriz. Bence Tanrı bize baktığı zaman sık sık bunun gibi bir durumda bulunuyor. Çünkü bize çok şey veriyor. Ama biz onun verdiklerini iyi kullanmıyoruz. Ya da kullanmayı bilmiyoruz. Bildiğiniz gibi İsa öğretirken sıkça hikayeler anlattı. Dinleyiciler onu daha iyi anlasınlar diye. Bugün o hikayelerinden birisine bakacağız. Ve Rab bize bir şeyler verince bizden ne beklediğini anlamaya çalışırız. Bu hikaye Matta 25. bölümde bulunuyor. İsa öğrencilerine görsel egemenliği ve yargıyla ilgili konuşuyor. Üç tane benzetmede o zaman için nasıl hazırlıklı olabiliriz? Bu dünyada nasıl davranmaya gerektiğini anlatıyor. O benzetmelerden birisini okuyacağız. Matta 25. bölümünde 14'ten 18'e okuyacağız ilk önce. Emanet para benzetmesi. Mutlaka biliyorsunuz bunu. Şöyle diyor. Göksel egemenlik yolculuğa çıkan bir adamın kölelerini çağırıp malını onlara emanet etmesine benzer. Adam her birinin yeteneğine göre birine 5, birine 2, birine de bir talant vererek yola çıktı. 5 talantı alan hemen gidip bu parayı işletti ve 5 talant daha kazandı. 2 talant alan da 2 talant daha kazandı. 1 talant alan ise gidip toprağa kazdı ve efendisinin parasını sakladı. Yani hikayenin genel anlamından bahsetmeden önce anlatımda birçok kere geçen talant kelimesi açıklamak isterim. Anladınız herhalde. Bu bir para. Talant derken paradan bahsediyoruz. Ama ne kadar para? Aslında çok büyük bir miktar para, bir talant. O zamanlarda normal bir iş yapan, çalışan bir kişi bir talant kazanmak için yıllarca çalışmak gerekirdi. Belki bir seneye kadar çalışmak gerekirdi bir talant kazanmak için. Yani bayağı büyük bir para. Yani büyük bir parasıyla kıyaslarsak, yani evet milyonlarca liradan bahsediyoruz burada. Yani şöyle 3-5 kuruş veya birkaç bin lira değil, milyonlarca liradan bahsediyoruz. Yani efendi köleleri çok değerli bir şey emanet etti. Büyük değerli bir şey emanet.
Üç kalemin her birisine değerli bir şey verdi. Ama değerler birbirinden farklıydı. Hepsine aynı vermedi. 15. ayette her birisine yeteneğini görülmedi diyor. Onları tanıyordu. Ve herkes nasıl bir iş yapabileceğini biliyordu. Onlar ona göre birbirinden farklı davrandı. Yani fazla yüklememek için. Veya az iş olmasın, fazla iş de olmasın diye herkes yeteneğe göre bir miktar verdi. Hepsinden aynı beklentisi yoktu. Kölelerin her birbirisiyle yarışmalarını istemedi. Beklentileri abartılı değildi fakat hepsinde bir beklentisi vardı. Onun için verdi. Hikayemiz devam ediyor. 19. ayetten okuyoruz. Uzun zaman sonra bu kölelerin efendisi döndü. Onlarla hesaplaşmaya oturdu. 5 talant alan gelip 5 talant daha getirdi. Efendimiz dedi, bana 5 talant emanet etmişti. Bak, 5 talant daha kazandım. Efendisi ona, aferin, iyi ve güvenilir köle dedi. Sen küçük işlerde güvenilir olduğun gözledin. Ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine de katıl. 2 talant alandı geldi. Efendimiz dedi, bana 2 talant emanet etmiştin. Bak, 2 talant daha kazandım. Efendisi ona, aferin, iyi ve güvenilir köle dedi. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl. Efendinin döndüğü zaman kölelere hesap soruyor. O değerli emanetle ne yaptılar bilmek istiyor. İlk iki köle verilen paraları iyi değerlendirdiler. Her ikisi daha fazla para kazandılar. Kazançlar aynı değil. Fakat her ikisi elinden geleni yaptı. Ve bu işte güvenilir olduğunu gösterdi. Onun için efendi memnun kalıyor. Ve onlara övüyor. Ödül de veriyor onlara. Bu işte güvenilir oldukları için efendi onları daha büyük işlerde görevlendirecek. Yani onlara güvenebileceği anladı. Bu da onlar için bir ödül gibi. Daha iyi konuma gelirler. Daha önemli işler yapacaklar. Daha yüksek bir durumda olacaklar. Ayrıca kutlamaya da davet edildiler. Eğlenmeye de hak ettiler. Hayatları güzel bir şekilde devam ediyor. Şimdi 3. kölenin durumuna bakalım. 24. ayetten başlayarak. Sonra 1 talant alan geldi. Efendimiz dedi, senin sert bir adam olduğunu biliyordum. Ekmediğin yerden biçer, harman savurmadığın yerden devşirirsin. Bu nedenle korktum. Gidip senin verdiğin talantı toprağa gömdüm. İşte al paranı. Efendisi ona şu karşılığı verdi. Kötü ve tembel köle, ekmediğim yerden biçtiğimi, harman savunmadığım yerden devşirdiğimi bildiğine göre paranı faizi vermeliydi. Ben de geldiğimde onun faizini geri alırdım. Haydi elindeki talantı alın, 10 talantı olana verin. Çünkü kim de varsa ona daha çok verilecek ve o bolluk içinde olacak. Ama kimse yoksa kendisinde olan da elinden alınacak. Şu yararsız köleyi dışarıya karanlığı atın. Orada ağlayış ve diş gücürtüsü olacaktır. Bu 3. kölenin durumu bambaşka.
aslında verilen paraya kaybetmedi. Değeri oldu. Fakat hiç ilgilenmedi. Yani gömdü. Efendisinin kazanç hakkı yok diyerek paraya kaybederse veya değeri azalırsa kötü bir şey olacağını düşündü ve parayı sadece sakladı efendisi gelene kadar. Aslında burada anlamadığım bir şey var. Adamın bu kadar sert olduğunu düşünüyorsa daha fazla gayret göstermesi gerekiyor diye ben öyle düşünüyorum ama o öyle düşünmemişti. Efendisi niye onu kızıyor? Hem istenen yapmadı, hem temel oldu. Hem efendisine karşı kötü bir tutum vardı. Diğer kölelerden farklı bir tutum var bu kölede. Efendisinin ondan farklı beklentileri vardı. Vereni olsun istedi. En azından faiz alabilirdi. Az da olsa bir şey, bir verim, bir meyve alabilirdi. Bu durumda birbirine olmadığı için elindeki para bile ondan alınır. Hem parayı kaybetti, hem efendisinin öfkesine maruz kaldı. Hem öldü alamaz, hem geleceğini mahvetti. Hepsinin nedeni verilen parayı değerlendirmedi ve efendisinin istediği gibi kullanmadı. Yani itaat etmediği için bunlar oldu. Peki, bu hikaye anlatırken İsa'yı dinleyenler ne anladı? İlk önce bence İsa onlara ekonomi dersi verdiğini düşünmemiş olacaklardı. Fakat ben bu konu araştırırken fark ettim ki bazı insanlar burada böyle bir şey olduğu da düşünüyor. İnsanlar burada en başta paranın nasıl kullanacağını bahsettiğini düşünüyorlar. Ama bence böyle değil. Öğrenciler, İsa'yı dinleyen öğrenciler hikayedeki efendiyi Rab temsil ettiğini ve köylüler onu takip edenler temsil ettiğini anlamıştır sanırım. İsa onları uyarıyor. Rab'in verdiğinin değeri anlamak ve uygun bir şekilde değerlendirip kullanmak gerektiğini söylüyor. Çünkü bir gün geri dönecek ve hesap soracak, yani yargılayacaktır. Ve o zamana kadar bu dünyada Rab'in verdiği şeyler nasıl kullanıldığını, nasıl bakıldığını dikkate alınacak. Rab'in beklentisi öğrencilerine verdiklerini iyi ve verimli bir şekilde kullanmalarıdır. İnsanlar iyi işler yaparlarsa Tanrı hoşnut kalacak ve onlara ödül verecek. Onlar da onun şölenine katılacaklar. Yani göksel egemenliğindeki şöleni. Başka yerlerde kutsal kitapta biz ona katıldığımız zamanı anlatırken İsa bir düğün şöleninden bahsediyor. Yani düğün şöleni gibi bir şey olacak. Yani harika bir ortam olacak. Fakat insanlar Tanrı'nın verdiği şeyin değerini anlamazlarsa veya istediği gibi kullanmazlarsa o onlardan hoşlanmayacak. Rab onlardan hoşlanmayacak ve onları kendisinden uzaklaştıracak. Ellerinde bir şey bırakmayacak. Onlar için çok kötü olan bir karar vermek zorunda kalacak ve onun göksel egemenliğinin dışında kalacaklar. Bu benzetmede sadece öğrenciler veya o zamanki insanlar için değil, bu anlatılana da hala bizim için geçerli. Rab bize de bir şeyler veriyor ve biz de onları iyi bir şekilde kullanmalıyız. Rab lütufkar ve merhametli bize sürekli hediyeler veriyor ve bereketliyor, sürekli veriyor. Farkında olmayabiliriz ama sürekli bir şeyler veriyor. Bize ne veriyor? Biraz düşünelim. Yani
İlk aklıma geldiği şey bize hayat veriyor. Bu hayat verdi. Ve bu hayatı sürdürmek için gerekli olan her şeyi sağlıyor. Yani bütün ihtiyaçlarımızı, hatta ihtiyacın dışında hoşumuza gidecek olan başka şeyleri de veriyor. Doğduğumuz zaman bize bazı özellikleri ve yetenekleri veriyor. Yani doğuştan beri bizde bazı özellikleri oluyor. Onlara sahibiz. Daha sonra büyürken veya büyüdükten sonra yeni becerileri ve yeterlilikleri sahip oluyoruz. Onlar da veriyor bize. Tamam. En büyük hediyesi belki, belki de bence en büyük hediyesi oğlum İsa Mesih verdi. En büyük hediyesi o. Onun dışında mesela kendinin sözü de verdi. Veriyor. Müjde veriyor. Kurtuluş veriyor. Yani bunları isteyen herkese veriyor. Ayrıca ona iman edenleri kutsal ruh veriyor ve ruhsal armağanlar da veriyor. Ve bu hikayede özellikle bunlardan bahsediliyor, düşünüyor veya onları düşünmemiz istiyor. Bu, bütün bu armağanları, hediyeleri kullanmak için bize zaman veriyor, fırsatlar veriyor, kaynaklar da sağlıyor gerekli olduğu zaman. Yani kısaca bunun dışında eminim ki sizin ekleyebileceğiniz bir sürü başka şey de var ama akşama kadar zamanımız olmadığı için burada duracağız. Ama kısacası Rab bize her şey veriyor. Her şey ondan geliyor. Ama dediğim gibi bu benzetmede İsa bize özel amaçlı ve özel kişisel armağanlardan bahsettiğini düşünüyorum. Çünkü yani herkese farklı bir şey verildi diyor. Yani burada o kişiye özel şeyler verildi. Ve herkesten farklı beklentileri vardı. Peki armağanlar, Tanrı bize bu kadar armağan neden veriyor? Ve nasıl kullanmalıyız? İlk önce çok açık armağanlar çöpe atmak, vitrine kaldırmak ya da tarlada görmek için verilmiyor. O üçüncü köle gibi görmeyeceğiz onları. Onları kullanacağız. Çünkü Tanrı'dan verildi. Ve bir neden ile verildi. Bizde sadece süs olsun, yani güzel görünelim. Ya da biz sevdiğimiz gibi hissedelim diye verilmiyor. Tabii Rab bize bir şey verdiği zaman sevdiğimizi biliyoruz, hissediyoruz onu. Belki güzel bir süs de oluyor, yani bizi güzelleştiriyor bir şekilde. Ama bu nedenle verilmiyor. Bize, Tanrı bize bereketliyor ama bu söylediğim yani sevdiğimiz hissedelim diye bu tek neden değil. Bu hediyeler, yani burada beceriler, ruhsal armağanlar gibi şeylerden bahsediyor. Aktif bir şekilde kullanmak için verilir. Tanrı bize güvenmek istiyor. Onun için emanet ediyor bazı şeyleri bize. Ve bir gün hikayedeki efendisi gibi bize hesap soracak. Bir gün İsa geri gelecek değil mi? O zaman bize hesap soracak. O armağanlarla ne yaptın diyecek bize. Güvenilir misin? İyi kullandın mı? Biz acaba ona ne cevap vereceğiz o zaman? Nasıl kullandınız? Armağandan armağana, kişiden kişiye ve durumdan duruma değişiklik gösterecek. Fakat hepsi kullanılmak üzere verildi. Bize emanet edilen bu amana Tanrı'ya hizmet etmek için kısacası. Kullanırken ona bağlılığımızı gösteririz. Ona adanmışlık ispatlarız ve bu şekilde onunki
ikilisi ve göksel egemenliğine çalıştığımız ve hizmet ettiğimiz ilan ediniz. Yani Tanrı'ya bu şekilde anlatırız. Tanrı bu amanı ona hizmet etmek için, onun egemenliğini büyütmek ve güçlendirmek için bu veriyor. Dolayısıyla kullanmazsak Tanrı'ya karşı gelmiş oluruz. İtaat etmemiş oluruz. Ve o yüzden ondan uzak veya ayrı kalıyoruz. Onunla beraber yürümüyoruz. Çünkü o bizi bir yer gösteriyor. Ama biz aslında başka bir yere gidiyoruz. Ama Tanrı'nın egemenliği gelsin diyorsak, kilise gelişsin ve büyüsün diyorsak, Tanrı'nın bize verdiği her şeyi kullanıp hizmet etmeliyiz. Temel köle gibi gidip armağanlarımızı saklamamalıyız. Niye saklayacağız bu şekilde? Sonradan Tanrı onları iade mi edeceğiz? Onlar geri almak istemiyor. Bize verdiği, emanet ettiği. Onların meyvesi istiyor. Onların verimliliği görmek istiyor. O yüzden verilen armağanları özenle, hevesli, verimli bir şekilde kullanıp Tanrı'ya hizmet edersek meyve vereceğiz ve Tanrı'ya hoşnut edeceğiz. 29. ayette diyor ki, kim de varsa ona daha çok verilecek ve o bolluk içinde olacak. Yani biz meyve verirsek demek bizde bir şeyler var. Bize daha fazla bir şeyler verilecek, ödüller verilecek. Tanrı sana ödül verecek. Ona yaklaşıp daha itimat fırsatını yakalayacaksın. Ona hizmet ederken hem ona, hem kiliseye, hem kendine hizmet oluyorsun aslında. Ne kadar çok armağanların kullanıp çalışırsan o kadar ruhsal olarak gelişip büyüyeceksin ve o kadar bol ödül alacaksın. Yani sonuç olarak kendin için de iyi olur. Peki diyebilirsin, ben de aman yok. Veya varsın ne olduğunu bilmiyorum. Ben fazla becerikli değilim ya da Tanrı bana pek aman vermedi veya vermez düşünebilirsin. Ama bunlar doğru değil bence. Çünkü herkeste bir sürü özellik var. Tanrı'dan verilen özellik. Yok dersen ben de olmaz. Ben öyle birisi değilim. Yani ben köşede oturan birisi yani fazla bir şey yok. Bu sahte alçak gönüllülük gibi bir şey olur. Doğru olmadığı için bir tür gurur da olur. Ya ben de olmadığı için aslında gururlu olabilirim. Fakat senin ne olduğunu bilmiyorsan, olabilir tabii, insan bilmeyebilir. Ama keşfetmeye çalışmak gerekir. Kendine dürüst ol, yani olmayan bir şey bende var demeyin. Ama neler yapıp yapamayacağını öğrenebilirsin, düşünebilirsin. Bunu iyi yapıyorum, şunu iyi yapamıyorum. Düşünebilir herkes. Tanrı'ya dua edebiliriz, ondan yardım isteyebiliriz. Ondan başka amanlar da isteyebiliriz. Ama herkesin mevcut olan bazı özellikler var. Bunlar Tanrı sana emanet ettiği şeyler. Ve tembel kölenin yapmadığını yapmak gerekir. Yani o köle parayı faizi verseydi en azından birazcık kazanç olurdu. Onlar bunu anlıyor, yani küçük başlayabilir. Belki çok faiz çok büyük bir para getirmez ama bir şeyler getirir. Onun için belki küçük meyvelerle başlayabiliriz. Küçük verimlilikle başlayabiliriz. Hiç olmazsa birazcık bir şey, birazcık bir meyve çıkar. Herkes
herkes Tanrı'ya hizmet etmek ve egemenliğini büyütmek için bazı şeyler yapabilir. Yani hemen vaaz vermek veya büyük bir görev üstlenmek gerekmiyor. Örneğin mesela kilise faaliyetine katılmak da bir hizmet Tanrı için. Yani böyle bir aman verdi, bize bir imkan yaratı, bir fırsat yaratı. Başkaları yanında ibadet etmek, başkalarıyla beraber ulusal bir ortamda bulunmak, bu bile bir hizmet. Bu şekilde topluluğu destekliyorsun. Sadece bağlığın topluluğu destekliyor. Ama kardeşlerine hatıra sorabiliriz. Onları dinleyebiliriz, konuşmak isteyen varsa. Belki zaman geçirebiliriz onlarla. Onlar için dua edebiliriz. Kilisede herhangi pratik bir şey yapılması gerektiği zaman yardımcı olabiliriz. Bir ayet, bir tanıklık paylaşabiliriz. Bunlar hepsi yapabileceğimiz şeyler. Bunlar ve benzerleri hepsi Tanrı'nın verdiği armağanlar sayesinde yaparız ama. Ve hepsi Tanrı'ya hoşnut eder. Bu armağanlar bol kullanırsak zamanla daha fazla meyve veririz. Meyve üretmeye alışırız o zaman. O zaman daha fazla armağanlar keşfederiz. Kendimizi daha iyi tanımaya başlarız. Ve daha da verimli oluruz o yeni armağanlarla. Belki Tanrı'dan yeni armağanlar da alırız, özellikle ruhsal armağanlar dua edersek verir. O zaman diyorum ki hediyelerimizi açalım, paketten çıkartalım ve kullanmaya gayret edelim. Emin ki hem biz hem siz çok fayda görürsünüz, hem başka insanlar. Sen İsa'nın anlattığı hikayesindeki kölelerden birisi olsaydın, o verilen parayla ne yapardın? Tanrı sana iyi ve verilirsin diyecek mi acaba? Amin. Desin değil mi hepinize? Güvenilirsiniz. Desin bize. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.